bu doktor hakkı ver. 42 yılında İstanbul'un Koca Mustafa Paşa sevdiğinde doğmuş. Sen Benua'da okumuş. İstanbul Üniversitesi'nden devam etmiş. Sonra hayata gazeteci olarak atılmış. Daha sonra başarısız bir siyaset yapmış. Siyasette muvaffak olamamış. Ama Türkiye'nin önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan Marmara Grubu Vakfı'na insaf etmiş. Marmara Grubu Vakfı'nın başkanlığına gelmiş ve daha sonra burada 1998 yılında Avrasya ekonomi zirvelerini başlatmış. Önce 7 ülkeyle başlayan bu toplantılar 45-50 ülke arasında ülkenin katılımına ulaşmış. 26 yıldır aralıksız olarak pandemi zamanı dahil olmak üzere gerçekleşmiş ve barışı artı diyaloğu savunmuş bir insan karşınızda bugün. Bu insana çeşitli devletler, fahri doktora, fahri profesörlük, gene çeşitli devletler sayısını utanarak söyleyemeyeceğim, bilemiyorum. Ama madalya vermiş bir kardeşinizle karşı karşıyasınız. Gazeteci, şimdi tabii günümüzün şartlarına göre demiyorum, bense bahsettiğim yıl 60 yıllardan bahsediyorum gazeteci olayları bir gün evvel yaşayan insandı benim zamanımda. Bugün öyle değil. Bugün insanlar hepsi aynı olayı aynı saatte yaşıyorlar. Telekomünikasyonun, iletişimin sağladığı avantajlarla. Ama ben yetişirken gazeteci olayları bir gün evvel yaşardı. Bir gün sonra o yazardı ve duyulurdu. Bundan dolayı bu mesleği çok merak ettim. Ve gazetecilik mesleğinin dünden bugüne kadar sürdürdüm. Şu anda devlet bana işte de sürekli bir kart verdi vesaire verdi. Ama hala sıfatın ne de dedikleri zaman gazeteciyim diyorum. Buna mukabil 15 yıldır bir diplomatlığım da var. Karadağ Devleti'ni İstanbul'da Fahri Başkonsolos olarak temsil ettim. Bu arada parantez açayım. Övmek gibi olmasın. Tek basın kartlı diplomat sıfatı da aldım. 12 yıl İstanbul'da yaptıktan sonra başkonsolosluğu bir daha burada resmi konsolosluk açılınca benim görevim bitti. Ama hizmetlerimden dolayı Karadağ Devleti bana vatandaş yaptı, pasaport verdi, madalya verdi. Bir de bir jest yaparak sembolik de olsa sıfatım devam etsin diye Balıkesir'e Fahri Konsolos yaptı. 9. zirveyi yapıyoruz şimdi 26'sını yapacağız. Bizim Belgrad Büyükelçimiz yaşıyor hayatta. Hasan Servet Ökten Bey beni aradı. Dedi Akkan Bey yanımda dedi. O zaman Karadağ müstakil devletli Sırbistan Karadağ beraberler. Sırbistan Karadağ'ın başbakan yardımcısı var Yusuf Kalemperovic. Hiç İstanbul'u görmemiş. Bunu dedi İstanbul'a getirebilir miyiz? Ben hemen kendisine bir davet mektubu yazdım. O zirvemize geldi. Yıl 2006. 2007'de gene geldi. Ve geldiğinde bana bir küçük pusula yazdı. Dedi ki Akkan Bey beni dedi, takdim ederken dedi, Sırbistan Karadağ Başbakan Yardımcısı diye değil... ...Karadağ Başbakan Yardımcısı diye takdim eder misiniz? E ben de peki dedim. Karadağ diye takdim ettik. Kahve bolasında bana dedi ki Akkan Bey bizim 3 ay sonra plebisitimiz var. Biz müstakil bir devlet olacağız. Ama Ankara'ya hemen büyük elçi atayamayız. Biz sizi tanıyoruz dedi. Sizi İstanbul'a Fahri Başkonsolos yapalım mı dedi. Efendim dedim ben bu şerefe teşekkür ederim. Bu büyük bir şeref. Ama Karadağ görmedim. Karadağ lisanını bilmem. Ailemde bir Karadağlı yok. Ben bunu nasıl yüklenebileceğim? Bu sorumluluğu biz sana güveniyoruz dedi. Sonra yazışmalar yapıldı ve Türkiye Cumhuriyeti de kabul etti devletimiz. Ben İstanbul'a Fahri Başkonsolosluk olarak atandım. 2008. O zaman Abdullah Gül Cumhurbaşkanı, Ali Babacan da Dışişleri Bakanıydı. Bu atama yapıldıktan sonra 2010 yılına kadar tek başıma temsil ettim. 2010 yılında Ankara'da büyük e açıldı. Bu arada ben onlara baskı yapıyorum diyorum ki ben yeteri kadar sizi temsil ediyorum ama edemem daha fazla. İstanbul çok büyük bir şehir. İstanbul Türk sanayinin merkezi, ticaretinin merkezi, paranın merkezi, diplomasinin merkezi. Buraya bir kariyer diplomat burada bir bina açalım. 2020'de bunu yaptılar. Dolayısıyla benim görevim sona erdi. Ama onlar bunu sona erdirmediler. Bana demin söylediğim gibi bir jest yaptılar. Beni vatandaş yaptılar, madalya verdiler ve Karadan Balıkesir konsolosu yaptılar. Bu sıfatı şimdilik sürdürüyorum. Koferasım sırasında da söyledim. Çok hızlı gelişiyor olaylar. Siz devamlı olayların gerisinde kalıyorsunuz. Olaylar sizin önünüzde yer alıyor. Bu gençlerin tabiatıyla biraz belki çok amiyane olacak sizin ama kafa karışıklığı da sebep oluyor. Benim ölçüm bunlarla münasebeti ihtiyaç olduğu kadar sürdürmek ama insani münasebetleri daha arttırmak. Arkadaşınız olsun. Arkadaşlık yapın. İnsan insana muhtaç. İnsan bir arada yaşarsa yaşamanın kıymetini, hayatın değerini anlayabilir, kavrayabilir. Yoksa yalnız teknolojiyle yaşamak, yalnız teknolojik imkanlara sahip olmak mutluluğa açılan bir kapı olmaz. Benim naçizane tavsiyem insanların insanlarla bir arada yaşaması, birbirlerine vakit ayırmaları, birbirlerinin dertlerine eski tabirle hemhal olmaları, sevinçlerini paylaşmaları, acılarını bölüşmeleri. Ancak bu şekilde insanlık bir gelişime gidebilir. Yoksa modern çağın modern araçları sizi bir yere kadar tatmin eder. Bir yere kadar taşıyabilir. Sonra sonra yalnızlık kuyusunda sizi yalnız bırakır. Onun için benim YouTube'da sizin aracılığınızla söylemek istediğim şey beraber olun, birlikte olun, birlikte bazı duyguları, bazı sevinçleri, bazı kederleri ve bazı anları paylaşın. Bu bir saadettir olacak.